Ula bunlara bu səsilən qılıb döndürtən zalım fələk bağ burada döner döndürtüyüm. Sevgi yox bir kərə. Namə yox. Yani, yani, yani. La bir şey yani. Muhteşem oğlum bu ne? Döner baba. Ama dönmüyor. Evet, ben de baktım dönmüyor. Buna neden hala döner dediklerini anlamış değilim. La tespit yapma, çevir şunu, yaktın hep. Derhal baba. Allah'a sen. Birden belirmeyi rica edeyim üzerlik ya. Özür dilerim aşkım. Sağ telefon var, Marif arıyor. Marif mi arayayım? Hı. Alo. Aman Allah'ım. Çeşnisi bol gibi. Abi, şimdi bu ürün biraz karışık. Sakatattan yapılıyor. Sakatat iyidir, iyidir. Öyle değil abi. Sakatattan yapılıyor. O meğerden ucuz yani. Kelebek kondu. Muhterem. Siz bu sucuğu atın neresinden yapıyorsunuz? Vecdi. Malatya'ya gidiyik Vecdi. Entschuldigung. Mühendis ne özür diliyor lan? Ya bakmayacaksanız sıçmayın kardeşim. Tamam ya. Alo. Ha, Marif abi. Ya ne diyeyim? Bak hala pis pis gülüyor, pis sarhoş. İvan'ı kadro dışı bıraktım. Tesislerden de kovuyorum. Kurban olayım, yapmayın başkanım. Pardon. Bu çocuk oynamazsa biter. Biterse bitsin kardeşim. Çok da fifi. Başkanım, eğer bir şans daha verirseniz ben kendisinin değişeceğine inanıyorum. Adam kampa elinde siyah tekel poşetiyle geldi. Tekel poşeti. Pardon. Aç şu telefonunu ya. Pis herif! Toplantıdayım Marif amca, arayayım mı ben seni? Nasıl yani? Tamam, gelirim. Ne oldu? Dedemi öldürecekmişiz. O nasıl hikaye lan? Kazmayla. Havuz yapıyoruz baba. Bir havuzumuz eksik idi. Bak boşa su harcaman hep masraf. Mehmet. Kime diyeyim ya? Becerse ben alam onu. Sağ ol Marif. Dur öyle. Bak en kalitelisinden çeşnisi bol sucuk getirdim. Aa gene kelebek lan gel. Kayseri'den beri peşimde. Hayırdır inşallah. Özlemişsin değil mi aşkım? Ben çok özledim ya. Şuranın havasına bak Nurgül. Suyuna bak Nurgül, yeşiline, ağacına bak şuranın Nurgül. Remzi, Almanya'ya geri döneceğiz. Ya ben baktım, kal mı diyeyim? Ya dur bana be, baktım tamam. Ayşe, Gülşen, bana kadar domates getir anne. Bebek, seni önce kurdurmak yavrum. Aynı sırmat abimin geçtiği bak, öpmelere doyamam ben onu. Madem doyamıyordum bunca zamandır, niye arayıp sormadın halacığım? Aramak istedim ama anam bize hep mesafalı oldu. Kötülemek istemeyeyim ama Nursuz'un teki. Kötülemediğin iyi oldu. Evet, herkesler burada mı? Değil. Tabii ki Hicri abim yok. Herkesler burada, bir tek o yok. Senin olduğun yerde olmak istemez, bu bilinen bir şey. Geldi zırtı. Müzik
Sağ olasın Türkan. 50 işte gözü feyste böyle iş mi olur anam ya? Kız daha hala hazırlık mı var? Adamlar acından öldü. Yetiştiremediyse lahmacun falan söyleyek. Yok abla olur mu? Davuk geçmişti onda. Bu ne kız? Abo! Kız bu ne tuz kız? Üç çocuk çok geldi. Kocan için şap mı koydu pilava? Kız Nurgül nerede? O yardım etmeyeyim mi? Yüklü ya. İşe ağır geliyor. Dur. Döndü abla. Şimdi dedikodu yapmak gibi olmasın emme. Kıllı kıpırdamayın. Bu tabaklarımı çıkaracağın kader. He? Çeyizine ille de isterim de tutturduğun porselen yemek takımlarını çıkar da onlar da yek. Yo abla olur mu ya? Yanlışlık olmuş. Allah Allah. Hayretmiş. Hayır kolaydı bu kadar insana yemek getirmek ya. Dışarıdan yemek söyleyecekmiş. Ay yol nasıl yormuş. Ay Kader abla anca yerleştik odaya biliyor musun? Sana da yardım edemedim kusura kalma. O nasıl söz? Yüklüsün sen. Kıyar mıyım ben sana? Sağ ol. Sofraya kurayım ben yardım edeyim sana. Kusura bakma nazar çıktı herhalde. Yok ya. Ben değil. Ağamım bozuldu sadece. Bildiğiniz gibi bir yıldır bitkisel hayatta olan babamızın yaklaşık iki ay önce beyin ölümü de gerçekleşti. Normalde beyin ölümü gerçekleşip de en fazla yaşayan 21 gün yaşamış. Fakat babam 60 gündür yaşıyor. Demek babam beyni olmadan da yaşıyor. Neyse. Babamızı makineye bağlı olarak evimiz şartlarında hayatta tutmanın maliyetini gelin hep beraber öğrenek. Kadir ben söyleyeceğim sen topla. Evet. BİBEP 6000. Ah. Oynar yatak 4000. Günlük oksijeni, monitör falan 5000. Tabii bunlar ithal ürün, hep değişik. Konstant... Gansun... Kadir! Konsantratör. Her neyse. Adını bile söyleyemediğim alete verdiğimiz para... Bakınız 18.000 papel. Babam eğer beyni ölmemiş olsaydı bu rakamları duyduğunda kesin ölürdü. Zira ben ölümün eşiğinde geziyim. Neyse. Bunların taksiti artı vardiyalı 3 hemşire bunun haftalık maliyeti 2.900 papel. Bizim geçen sene bu iş için tahır tahır harcadığımız para Kadir. -5 çıktı bu niye böyle oldu ya? Onu nereden çıkardın ya? Ne bileyim ben anlamadım. Neyse ben daha önceden toplamıştım. 70.000 papel. Resmen boşa masraf. Tabii vicdanı olmayana. Esi bir karara varmamız lazım artık. Neye karar verek? İşte abla makineyi durduruyorsun. Aba! Bu arkadaş bizi babamın fişini çekip eldirmek için çağırmış buraya öyle mi? İnanır mısınız? Bunu duymamla kanım beynime sıçraması bir oldu. Yahu kalbi dakikada 2-3 atıyor. Dıp beyin ölümü gerçekleşti diye. Ben demeyeyim dıp diye. Dıp deyince susacak adam yok senin karşında. Bizim dükkanla bu masrafı ödememizin imkanı var mı acep? Ne yapak? Eldeki dükkanla kabaklığı mı satak? Tamam o zaman vecden işte satak Kayseri'deki dükkanı. Neymiş dükkan kazanamaymış. Madem koskoca çirciler kuruyemiş kazanamayı da. Karının gerdanındaki kuyumcuyu nasıl açtınız la o zaman ha? Hicri abi, size karşı konuşmak bize yakışmaz. Ama... Kadir! Bu yaptığın çok kötü bir iftira. Düğünümden ne varız hepsi boynumda kolumda. Ya tamam canım, altınları konuşmaya mı geldik buraya? Marif amcam haklı. Adam zaten ölmüş. Çekelim şimdisin. Seni... İrfat abimin güzel huyunu taşıyan bir akraba çeşidi zandıydık ama... Sen de ak babaymışsın be Bora. Canını almaya çalıştığın kişi senin deden. Babamı buradan kovan kişi de deden. Ben bu ortamda daha fazla duramayayım. Buradaki herkes daha babasını görmeden gömmeye çalışıyor. Beni soran olursa babamın odasındayım. Hayret. Yok.
konuşalım. Ne alakası var? Bir dakika konuşalım. Amca. Babamın babası. Dedem mi oldu? Ya tamam. Şimdi Allah aşkına. Bırakın ya, her zamanki icra abim işte. Tiyatro yapıyı. Ben saydım, dakikada 42 defa attı. 3 dediydi. Ya ben lafın gelişi söyledim onu. Yarın şu doktora bir de biz gidek bakak. İşin aslı neymiş. Keşke salonda da bu kadar ilgilenseydiniz babamla ya. O babamla benim aramda. Belli etmiydi ama en çok beni seviydi. Ya bırak Allah aşkına abi ya. Bir gün bile birimizin başını okşamışlığı yoktur, seviydi ya. Hakat babamın eli de ne ağırdı değil mi abi? Adeta bir fil ayağıydı. Bir gün yine beste yapayım sazımla odamda. Girdi içeri. Ne olan başımıza şarkıcı mı olacaksın dedi. Evet baba dedim. Hepimize daha güzel bir hayat sunacağım dedim. Bana ve sanatıma güven dedim. O ne dedi? Döverken sanat yaptı. Bağlamayla ritimli ritimli dövdü. Yok zalimdi zalim. Zalimdi. Zalimdi? Zalimdi. Siz de adam başına hiç iyi bir şey konuşma nene. Olmuş bitmiş şeyler. Hele de senin elimizi. Tipin aynısı rahmetli anam. Ama huyun aynısı baba. Abla. Ya ben ne dedim şimdi abi? Tamam oğlum. Tamam. Döndü ağlama ne ağlıyorsun? Döndü gel bacım gel gel gel. Bak hala tiyatro yapayım. Marif abi. Hı. Böyle bütün akrabaları odalara yerleşmiş görünce... Değil mi? Biraz birlik olsak, biraz sevsek birbirimizi. Kocaman bir aileyik. Ya yok be abi. Buraya şahane butik otel olur biliyorum. Böyle doğayla baş başa, organik. Şimdi bu tip yerler kapış kapış gidiyor. Çok acayip olur. Ah babacığım ah. Sen yaşamayı seven adamsın ama bu yaşamak değil ki. Yoksa masraf neymiş? Sağ feda olsun her şey. Anam serumu diplemişler. Yahu hemşire bostan mı suluysuz? Ay en kadar adamdır bu kadar şey verilir mi ya? Hemşire hele bakın ya hemşire. Bora annem ne yapıyorsun ya? İyiyim annem iyiyim. İvan nasıl? İyi annem iyi merak etme. Orada durumlar nasıl ha? Dur bir dakika Bora bu saniye. Buraya bak. Hey. Nereye gidiyorsun sen? Eğlenceye gidiyorum. Arkadaşlarla parti yapacak. Yok sana eğlence melence. Doğru odana İvan. Ya herkes gidiyor. Sen bana ne karışıyorsun? Bu şu odana dedim. Ne pes bakoy, ne pes bakoy min ya. Hani no, kim o? İvan mı? Allah'ını seversen salma şunu dışarıya. Gidip alkole banıyor kendini manyak. Yok yok salar mıyım yavrum? Anayım ben ana. Ne diyeceğim? Döndü alan orada mı? Burada. En çok ağlıyor değil mi? Evet. Orospu. İşi gücü ağlayıp ortalığı ayak. Kapatıyorum. Bak şey diyeceğim bu arada... İş mi olur ya? Sen şimdi eve Remzi'ye ver. Hem vay başıma gel. Mutfağı daha yeni yaptırdım Marif. Yahu yarım yarım dinleyip manyama kadın. Allah Allah. Remzi ile anlaştık biz. Evi o alacak, biz ona kira verecek. Biz de dükkanı alacağız. Zaten para basan dükkan. Ev neymiş? Ha, eylese olur. Ha. Bora'ya da kabaklı ittir. İyi deyin de. Bakalım Bora kavaklığa razı gelecek mi? Bora. He? Bora kim Bora? Bora kim imiş? Yıllardır ne geliyle ne gediyle bir de onlara mal mı verecek? Bora kim? 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 Kimmiş Bora? Bora kim? Kim? Bora? Kimmiş Bora? Abimin oğlu. Ne sor? Remzi. Ha. Bak ne diyeceğim. Tapuyu aldıktan sonra abinlerine kira kontratı yapmak lazım. 500 euro da kira isteyelim. Hatta biz bu evi satalım. Ana, çocukluğumdan kalmadım bunlar. Aşkım bak hocam bu şahane vücudunun temellerini ahan da bunlara borçlum. Ben kime konuşayım? 50 tane laf ettim kime? Ya ben burada çocuğumuzun geleceğiyle ilgili planlar hesaplar yapayım. Senin aklın beş karış havada. Abi çok para kalırsa söz haca götüreceğim seni. Babamı öldürüp parasından haca mı gidecek peşte? Ben yarın doktora falan da gitmeyeyim ya. Şu fiş meselesini hocaya danışacağım. Bahane, miraza danış hocaya. Kız çocuğuna miktar farkı var mı? Soruver bakalım. Hala miras değil ya. Ya babam Kayseri'deki dükkanı bizim için almadı mı Vecdi?
Hala da mı miras isteyin ya? Ya resmen sözlerimi çarpıtıyorsun ama döndücüğüm. Ne yapıyorsun? Niye camı açıyorsun? Sivri giriyor içeri. Bak şeytok sıkalım sabaha kadar yer bizi bu. Şeytok yok şeytok. Şeytok sen getirmedin ha. Ben de bulacağım şeytok ben hadi bakalım. Şeytok da şeytok he. Ev ziyesi daha kadar valizle geliyor bir şeytok getirmiyor. Şeytok aracı bulasın bir tane şeytok. Siz yeni geceleri bir şeltok var mı acaba sıkacağım? Sihir var odada fazla şeltokun yok mu şeltok şeltok? Bağırma enişte ne bağırın çocuklar uyuyor. Anne. Ya da uyandı. Ben hallederim baba. Ninni. Dandini dandini. Aşağı odaya bak aşağıya. Aşağıda dolapta vardı. Ya hayrat ya. Allah. Allah, Allah'a sen özellik ya. Özür dilerim aşkım. Şu iş çekilince diyeceydim. Büyük kardeş olarak kuru yemişçi senin hakkını hep alırsak muhteşem de başına koyarız diyorum. Oha bırak kuru yemişçi iki tane çekirdek emanet edilmez. Niye öyle diyorum? Ana oğul biz burayı işletirdik, seni Mersin'deki dönerci işletirsin. Hakikat mı? Bu ne harika bir fikir. Bu ne harika bir bakış açısı. Senle muhteşem burada kalıyorsunuz, ben Mersin'de Yalavuz kalayım öyle mi? Abla, ne oluyor ya? Sivri! Odada Sivri var içi. Pencereyi dışarıdan kapat da uyuyak. Efendim? Bir şey denedim. Lan sen sivri gibi. Kolay gelsin ponçikler. Ne yapıyorsunuz? Maden mi arıyorsunuz? Hayır, havuz yapıyoruz. Oo, havuz. Hadi yapın da yüzelim bakalım. Memo, kim bu kız? Dedemin hemşiresi. Bu hemşire ne alaka ki burada? Ne vurul mu? Annem dedi ki İstanbullu bir doktorla çıkmış. Ama doktorun başka bir sevgilisi daha varmış. Pis herif. Erkekler hep aynı. Yok ben bu konuda sana katılmıyorum. Bence her erkek aynı değil. Aynı. Aynı. Ne aynı? Kaç tane erkek gördünüz de aynı? Aynı. Ne çirkinmiş bu. Dedem! Dedem sana ne oldu böyle dedem? Allah'ım neden hep önce dedeler ölür? Neden? İyi misiniz? Pardon. Acımdan seni fark etmemişim. Çok mu yakındınız dedenizle? Hani çocuklar ilk kelime olarak ya anne ya baba der ya. Ben dedem demişim. Öyle çok severim. Tamam üzülmeyin. Bakın ben buradayım. Hem çok iyi bakıyorum dedenize. İyi ki. İyi ki. Kusura bakma kendimi kaybettim. Bu arada Bora ben. Senin adın? Pervin. Telefon numaran? Anlamadım. Niye böyle oldu ben de anlamadım dedem. Acım çok taze. Zaten bir senedir böyle değil mi dediniz? Dedem! Kumpanım Bora! Nihayet dedesinin odasına gitti dediler de geldi. Dayanamadın değil mi dedene? En son gördüğünde bebeydin. Hastalığını ne aradın ne sordun? Hayır öyle bir şey yok. Biz hep görüştük Ala sen bilmiyorsun. O benim canım. Hadi dedem aç şu kömür gözlerini. Kömür mü?
Landon deden yeşil gözlü. Ben gideyim eski fotoğrafları getireyim de sen bir gör deden. Ya dedenle ilgili hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Yok. Hadi çıkar mısın dışarı lütfen? Deden! Ne ilgilenmem lazım da benim biraz. Hadi. Ya çıkmak demişken hani lafın yeri geldi diye söylüyorum. Benimle çıkar mısın? Bak hala sululuk yapıyor ya cıvık. Çık dedim. Tamam o zaman. Hadi kolay gelsin. Evet. Buyurun sizleri dinliyorum. Kardeşim Marif bize ilkokul tıp bilgisinden bazı doneler verdi babam ile ilgili fakat biz bir de sizden dinleyek dedik. Babanızın durumu ortada. Beyin ölümü gerçekleşti. Bundan sonra geri dönüş yok. Yani pambuğu hazırlayın mı diyorsunuz doktor? Öyle demiyorum. Yani mirası mı paylaşın değil siz doktor? Yok onu da demiyorum. Tek bir şey demiyor. Bu nasıl uzman doktor? Ben durumu anladım. Biz buradan bir avukata gidiyoruz. Vallahi kanun miras konusunda gayet net. Babanız öldükten sonra ya anlaşırsınız ya da devlet mallarının tamamını diğerinin altında da olsa satıp 5 eşit parçaya bölür. Bir şekilde anlaşmamız şart yani. Çok da şart değil aslında. Bakınca çok mantıklı. Manyaklaşma vecden işte. Allah Allah. Çirciler kuruyemişçilik olarak dükkanın marka değeri var. Hayır şimdi satarsak onca yıllık emek zayi olur yani. Bence öyle mi yapalım? Şimdi 5 kişi değil miyiz? He. En az 3 kişi kendi arasında anlaşırsa mallar çoğunluğun dediği gibi paylaşılsın. Ama sözleşme yapak ki aramızdan bazı kırlar dönmeye fırsat bulamazsın. Allah'ım sabır ver. Ben durumu anladım. Biz buradan bir notere gidiyoruz. Madde 1. Mallar çoğunluğun dediği şekilde yani en az 3 kişinin onayıyla dağıtılacaktır. Madde 2. Herkese en az 1 tapu verilecektir. Madde 3. Sözünden dönen şerefsizdir. Şerefsiz de neymiş? Sözünden dönen yavuşaktır. Yavuşak da neymiş? Sözünden dönen godoştur. Ya godoş da neymiş? Sözünden dönen en büyük ordu. Çekil. Onun için hepimize dokunuyor. Efendim rica edeceğim siz oraya yavuşaktır yazın. Bu Marif'la Remzi'nin alları hiç hoşuma gitmeyen işte. Belli ki bunlar oturup anlaşmış. Yok canım. Marif arkandan hiç çevirmez herhalde. Marif? Sen aşı geçeceksin. Zamanında babama ispiklemeyeydi. Şimdiye bir albümüm olacaktı. Ben de o dükkanı sayar edersen Marif Efendi. Bak buradaki kilit adam Bora. Sen ben Bora. Üçümüz birlik olursak bu iş tamam. Kayseri'deki dükkan da sende kalır. Aa çok gönlüm olsun Hicri'cim sağ ol. Bak bunun ilk benim aklıma gelmesi çok iyi oldu. Bu durumda yapılacak en doğru iş Bora'yı kenara çekip diğerlerinden uzaklaştırıp konuşmak. Nasıl yapacağım peki bunu? Önce Bora'ya iyi davranak ki bize sağlık versin. Yani Bora'ya kafa kola almamız lazım. Bak eve giderken biz ne dek biliyor musun? Bora'yı bizim arabaya alak da işleyek. Sırtını sıvazlayak. Çok mantıklı. Peki Marif ne olacak Marif? Marif? La kırık lebebi. Onun nereden aklına gelecek la Marif deyi ya. Marif'in aklına gelene kadar gelse de icrada geçen o kadar orada yok olacak. Abimin oğlu Bora. Lan yüzünden sen az önce Marif. Bora. Bana ahırdan bozma kıç kadar dükkanı kakalayın. Parayı da aranızda yiyin. Bak hele. Yani böyle hocam. Dinimiz bu konuda ne diye? Kızım böyle durumlarda fişin çekilebileceğine dair fetva var. Ha. Peki hocam siz böyle bir okuyup üfleseniz bir mıska falan yazsanız ha babam kendiye gelmez mi? Tamam o zaman yaz. Yufkayı alıyoruz, içine harcını karıyoruz. Katlıyoruz yufkayı, katlıyoruz. Sonra böyle kızgın ya, cas diye. Bak bir de yazıyorsun kızım inanmayın ya. İnanmayın, her şeye inanmayın. Hurafelere kanmayın. Gerçek İslam'ın özünü arayın, değil mi? Hadi arayın şimdi İslam'ın özünü arayın hadi. Hadi arayın hadi. İslam'ın özünü arayın. Ya sabır, ya sabır, ya sabır, ya sabır, ya sabır. Türkan bu hoca bize taktı. Ya of aynen ya aynen. Hadi gidelim benim şarjım bitiyor. Tövbe bismillah. Şinasi hoca sen de üfleyeceğim. Babamın şarjını dolduracağın yolu buldum. Yürü gidelim.
Şimdi Boracığım, benim ne kadar göğünü bol biri olduğumu soracak olursan, datmak isteyene en pahalı yemiş gazuyu bile kepçeyle veririm. Remzi'cim, pahalı demişken gazuyu biraz fazla kaçırdın sanki güzel kardeşim. İshal yapmasın. Yok abi, ben bunun hastasıyım. Yanında badem deyim, oradan geliyor. Biraz da beyaz leblebi ye istersen güzel kardeşim. Çok teze. Yok sağ olasın abi, ben böyle iyiyim. Aman iyi oğul. Bora, sen bu Hicri emmini tanımayın. Orada kayınbabadan kalma döner dükkanı var. Gelmiş şurada üç kuruşun peşinde takla atıyor ya. Doymadılar, doymadılar. Doymuylar Boracığım, doymuylar. Senin aklında ne var amca? Ben diyeyim ki, Remzi evi alsın, ben de bu dükkanı alam. Zaten görüyün, ne gelen var ne giden. Günde yarım kilo yemiş, sattı. Cümleten selamun aleyküm. Arıza. Marif abi, her zamankinden lokus karışık 20 kilo verele. Ama lokusundan olsun ha. Ha, bir de ustam dedi ki, yarın gidip iki tane düğün var dedi, düğün. Ha. O düğün için 150 kilo dedi, lokusundan kuru yemiş ayırsın dedi. Yarın gelip alacağım dedi. Hadi iyisin yine. İyi deyin de, Rıza'cığım, acaba elimizde o kadar mal var mı? Öyle değil mi? Hadi get Rıza. Ya sen ne diyeyim Marif abi? Sen ne konuşuyorsun ya? Ya sende mal olmayacak da kimde olacak? Bende mi olacaksın ya? Ya bırak. Vallahi bak, Marif abim diye demeyeyim. Sadece bırak Malatya'yı. Antep'e, Antep fıstığı pazarlayan bir adamdan bahsediyoruz. Bunun bu elleri, emekçi öpülesi elleri. Öp! Oh! Buranın bütün civarına bu... Beldelere, köylere bütün mallar bu dükkandan yayılıyor. Siz nasıl bir dükkanın için doldurduğunuzu bir düşünün artık. Tamam Rıza. Ama ne yükseldin Rıza. Yanın yere gele, get artık ulan get ya. 150 kilo bana ustam dedi. Hadi yürü ya. Tamam az bir kajunu aldım. Get helal lan. Helal et, sonu kötü oluyor. Çocuk işte. Günde 150-200 kiloyla dükkan mı döner amcacığım? Tamam merak etme, dükkanda gözüm yok. Tabii kavaklık da para ediyorsun. Aa Bora, yeğenim öyle kavaklık falan deyip geçme ha. Böyle ulu ulu kavaklar, çok değerli, çok. Vallahi bazen ben bile diyeyim ki, kapatam dükkanı, gidem kavaklığa yerleşem. Öyle güzel bir yer yani. Madem öyle güzel diyorsun, tamam. Varım anlaştık. Süper. Harika. O zaman hadi akşam yemeğine yetişek. Hadi kalkın. Detayları sonra aramızda konuşuruz. Hadi yeğenim, hadi. Remzi ne yapayım? Biraz yolu alıyorum abi. He. Beleş dinamit olsun, götümde patlasın değil mi? Sermaye olan bu. Yürü, çık. Hoş geldiniz bacım. Ne vardı sizin? Kısmet aşma değil mi kızım? Ya ne alakası var Allah'ım ya Rabbim ya? Ben daha yeni 23'ümden gün aldım tamam mı? Hayır evde kalmış bir imaj mı veriyorum anlamadım ki Allah Allah. Hocam kusura kalman. Biraz moral manlarımız bozuk da bu ara. Bizim bir beyin ölümü vardı da biz ondan geldiydik. Tabii. Beyninizi nasıl öldürelim istersiniz? Kademeli mi direkt mi? Kademeli öneririm. Keyiflidir. Ben eşim olan beyimin ölümü için değil babamın beyin ölümü için geldiydim. Tıbben ölü deneyi yani. Bir şey yapılabilir mi? Bin çağırma büyüsü yapacağız. Senden istediğim ürkmüş bir keçiden 12 topçuk ürkmüş keçi boku getireceksin. Ürkmüş keçi boku mu? Tabii. Bin çağırma büyüsünde gidici zatın diğer tarafta Sırat Köprüsü'nden geçerken bineceği hayvanı temsilen bir keçiyi ürkütüp yolundan vazgeçirmek gerekir. Baba, la. Anam dedi ki, dükkan alırsak başına ben geçecekmişim. He. Yaptığım araştırmalara göre kuruyemiş sektörü tükenmek üzere. Yok ya. Burada diyor ki küresel ısınma yüzünden yemiş ağaçlarının doğadan kaybolmasına 100 yıldan az zaman kaldı. Allah sen. Ben de dükkanı nayloncuya çevirmeye karar verdim. Neden dersen naylonun doğada kaybolma süresi 1000 yıl. Ölmeyecek meslek buldum. Hakikaten.
Allah'ım. Adını muhteşem koyaraksa şirk mi koştuk? Hayret ya. Ya bende hikaye bitmiyor ki. Gel gel gel. Buracığım bir gün babam buna dedi ki, ya dedi, yumurta sese iyi gelse tavuk götü bülbül olurdu dedi buna ya. Allah kahretmesin ya. Bu her zaman için ya ondan. Allah muhabbeti izlettirsin gençler. Bora, emmisinin gülü. Dur ben aşağı geleyim de seninle biraz konuşak. Yok amca, gerek yok. Ben ortalarda fazla dolanmayayım. Akbabayım ya, maazallah. Abu! Remzi'cim, gel seninle oynamadan önce bir şeyler ye kardeşim. Malum birileri lafla doyurdu karnını. Ya Allah aşkına tipe bak, tavuk götü diyor lan buraya. Ya tavuk götü ya. Selamın aleyküm Boracığım. Selamın aleyküm kardeşim. Hayırdır Vecdi enişte, senin benimle derdin ne? Sana kabaklığı verdiler değil mi? İyi de sen nereden biliyorsun? Geç otur şöyle Boracığım. Geç otur yeğenim. Sen ne kadar iyi bir insansın böyle Bora. Bunca kardeş kavgası içinde duruşunu hiç bozmadın. Yıllarca aramayıp da hakkın olanları çatır çatır yiyen herkes parayı pulu aralarında paylaşsın, bir güzel parsellesin, sana da üç kuruşluk kavaklığı kaktırsınlar. Ve sen o yüce gönlünle, o adanmış yüreğinle bu zamana kadar yüzüne bakmamış, seni adam yerine koymamış, aile fotoğrafı çektirirken fotoğrafta görünme diye fotoğrafı sana çektirmiş bu insanların huzuru için buna razı gel. Bak, sana salak diyenler olacak. Anguta bak, nasıl ittirmişler buna kabaklığı diyenler olacak. Hatta insanlık aleminin gördüğü en büyük dangalak, enayi, mal, mal, öküz, hıyar ağası, sersem şebelek, çirkin, çirkin ötesi hodik diyenler olacak desinler. Unutma ki atlar ayakta ölür. Ne hatırla? Buram. Anne bana kabaklığı verdiler, iyi mi? Bora. Ölürüm de almam o kabaklığı de. Onlar alsınlar o kuru kabaklığı. Anlaşıldı, anlaşıldı. İyi hadi öptüm. Bu... Bunlar bitti. Ben partiye gideceğim, aleme akacağım artık. Ne alemi var ya? Ne alemi? Yarın antrenmanı var. Git yat, dinlen. Allah Allah. Ne bakıyorsun adama? Ужас. Ужас надела. Ne? Ужас надела. Ne diyorsun be? Ужас надела. Benimle Türkçe konuş. Türkçe konuş benimle. Evet, herkesler burada olduğuna göre artık oylamaya geçebiliriz. Ben anlatam, siz kafanızda canlandırın. Çiftçiler kuru yemişi ben alayım. Zaten şu an hala hazırda işlettiğim dükkan. Yabancılık da çekmem. Şu an oturduğum ev Remzi'nin olacak ve ben ona kira vereceğim. Buraya yeğenim kabaklığı alacağız. Zaten çok memnun. Döndü ablam ve Vecde eniştem Kayseri'deki dükkanda zaten mutlular. Hicri abim de işte Göççük dükkanı alacak. Sözleşmemizi reddedenler. Aa Vecde enişte çok şaşırdım. Kabul edenler. Çak! Evet Buracığım, kabul edenler. Hadi beşlik amca. Ben kabul etmiyorum. Ne demek kabul etmeyeyim? Sen de mi onların tarafındasın? Yok, ben çekimserim. O nereden çıktı Bora? Çekimser neymiş? He, kimden çekinin ya? Burada biz bizeyik. Emmesinin kayısısı. Sen ne istiyorsan ben senin yanındayım. Ben kuru yemiş dükkanı istiyorum. Sağa da yüz vermeye gelmeyeyim. Vallahi işinize gelirse. Düşünün taşının, yarın bir daha oynayalım. Buracığım. Senin İstanbul'da işin gücün yok mu oğlum? Niye çomak sokuşturuyorsun? Sen de bana kavaklığı sokuşturuyorsun. Aa, bak şimdi. Bora, oğlum ben sen kavaklık seviyorsun diye dedim.
Bora ne diye? Kavaklı istemem diye. Sen yıllardır gömedin yeğenine o masum bebeği. Niye kavaklı ettireyim? Der tabi. Ula karı, sen dedin kavaklı ettir değil. Ben dedim böyle mi yap dedim Arif. Belli ki abandın, ürktü çocuk. Değil mi? Şu çocuğu bir gezdirek. Ne bileyim, pikniğe neyin götürek? Yedirek, içirek. Bak, önce yumuşatak, sonra da buna küçük dükkanı ver gitsin Arif. Piknik deyin. Sonra göçük dükkanı. Piknik biraz masraf olur. Ama iyi fikir. Hı. Ulan karı, sen var ya tam şeytansın ha. Öf. Kader. Ne lan? Gel bir öpeyim kızı. O ne şimdi ya? Harik marifi seni. Gel azıcık öpeyim kızı. Bıçak. Ana bıçak. Bana ne bıçaktan ya? Ben de ay uyandım ya. Azıcık öpeyim kızı. Dur diyeyim niye durmayayım? Dur diyeyim niye durmayayım bari ha? Dur diyeyim niye durmayayım bari? Bak benim sabahım kırıldı. Benim takımım komple kesti bari. Nazardır nazar. Güzelliğinden çattılar da onun nazara çıkmıştır. Gülüyor aklım. Kim çattı? Bütün kasaba. Bütün kasaba. Tabii bütün kasaba. Bam. Say alan borcum var kız. Ne lan? Gel azıcık. İstemiyorum. Hayır. Allah'ım. Aziz Allah. Aziz Allah. Ben çocukları yatırım. Ben çocukları yatırım. Ben de çocuğu yatırım. Hicri! 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 Bora, Bora. Bakayım şapaka çok comoloko. Korkma korkma benim amcası. Haydi kalk. Sana çok güzel bir sürprizim var. Haydi gelin geldik. Haydi. Haydi oğlum. Haydi Bora. Şişt, uyandın mı? Kalktın uyandım. Mı? Uyandım. He? Ulu amcasına bak kalkmış ya. Amca ne? Hadi gel çık lan. Amca ne yapmışsın? Çok hele gel. Çok samimiyiz oğlum. Bizsin benim yeğenimsin. Oğlum oğlum. Korkma korkma. Hadi gel. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi. Bir de bok ya. Dur dur. Haydi kalk. Bora kalktın mı? Amca kalktın. Haydi kalk oğlum. Niye duruyor? Haydi. İyi Kader abla. İnşallah o üzerlik duymaz. Zımk diye çıkıveriyor her yerden. Heron. Heron ne kıl? Cansu uçak. Böyle birdenbire ortaya çıkar. Bu da öyle. Ha. Geliyor böyle. Hicri, 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 Hicri. Ha böyle yapıyor. Kız aynısın gibi. Ses aynısın gibi. Hicri, Hicri, Hicri. Takılıyor, takılıyor. Hay yanım. Hay dur aklıma çöndüreceksin. Dur gel ya. Hay bir daha bakayım. Ay abla. Kaç parça oldu ya? Elim şey var, özür dilerim. Ne özür dilin? Şakalaşırken tabak kırıldı. Zaten olur öyle. Anne. Ne? Ne diyor? Kaç canım. Ne var? Kızım nerede siz iki saat? Tamam geldik tamam ya. Ya hadi millet görecek. Tamam. Çok malzeme koyma. Ne kadar sevimsiz bir adam ya. Seni çok sevimsiz. Midem. Ay sıçradım ya çok sıçradım. He. Aha geldin. Ya neredesiniz? Aha geldim. İki saattir burada bekleyeyim ya. Manyak gibi onu mu saydın? Şşş yavaş. Tamam. Hadi. Ver şunu. Hadi tamam. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi. Yürü. Boracığım hadi sen de yürü. Boracığım. Geçtim. Yürü hadi yürü. Senin yüzünden hep ya. He ben diktim. E sen diktin. Remzi canım. Arabada mı? Arabada çocuklarla hadi. Boracığım seni harika bir yere götüreceğim. Ha böyle wow bir yer. Ha bu Malatya'mız. O mu? Hayırdır Marif, yolculuk nereye? Hiç, hele piknik falan yani. Bizi burada aç açına bırakıp gitmeniz yakışıksız. Aşk olsun vecdin işte, ben sofraya yemek çıkardım da. He he. Bora. Ne diyeyim ki, harika bir Sedna Kayfatıcı var burada, oraya gidelim beraber, he mi? Siz de gelin pikniğe. He, biz de geldik pikniğe. Biz de geldik pikniğe. Yok yok, siz gelmeyin, yorulursunuz. Buna karar verecek kişi sen değilsin Marif. Genç kız verandada oturmuş, bir yandan kahvesini yudumlayıp diğer yandan kitabını okurken gerçek aşkı ne zaman bulacağını düşünüyor. Kim bilir? Belki de o aşkı yanına gelen o yakışıklı, aşırı yakışıklı çocukta bulacaktı. O çocuk yanına sokuldu. Oturdu ve o olağanüstü dudaklarından şu kelimeler döküldü. Ne yaptın?
Sempatik misin sen? Sempatik, empatik, karizmatik. Sana ne lazım? Huzur lazım, huzur. Hı. Sen gelmeden önce de vardı çok şükür. Yani tipik bıçkın İstanbul çocuğusun ha. Ha öyleli. Hı-hı. Hakkımızda malumat toplanmış yani öyle İstanbullu falan. Birazcık da biz bakalım acaba siz kimmişsiniz küçük hanım? Ya ne yapıyorsun ya? Dur, dur. Aa bir adam var bak. Böyle sana sırtını dönmüş. Böyle başka bir kadına yüzünü dönmüş. Adamın da böyle üstü beyazımsı mı ne? Böyle gömlek diyeceğim yok bu daha uzun. Böyle önlük, beyaz önlük. Yani bir doktor tipli bir şey. Aa, sen baya baya fal bakıyorsun yani. Başka ne görüyorsun başka? At var. Atın da üstünde kısmet var. Maşallah nasıl yakışıklı, aşırı yakışıklı bir çocuk. Böyle mavi gömlek, uzun boylu, kirli sakal falan öyle bir şey. Adı da böyle... Bora! Emmesinin gülü. Hadi gel bak sahine ayırdım. Önde neymiş? Ben sağ kalbimi ayırdım Bora'm. Haydi. Pervin Hanım gelmezse ben de gelmem. Hadi bakalım. Sen var ya sen. Ben var ya. Kalbimi acaba? Ah nerede? Vah nerede? Nereden çıktın sen manyak? Tarık Akan yapınca çok tatlı, biz yapınca manyak. Hayır hızlı çıktım diye mi? De şöyle bak. Ah nerede? Kız nerede? Aa yerde. Ay, hallet bir şeysin ya. Senin yüzünden ayağım takılıyor ve düşüyorum. Uyuz musun? Nesin? Ya ne diyeceğim? Sen gidip şu akrabalarınla falan iyileşsene. Hadi. Gitmem. Niye? Benim yerim senin yanın. Hem zaten yerde kaplama. Minnoş bir şeyim ben. Aa böyle küçük, böyle poçik. Ay tipe bak tipe ya. Yani hem sempatik hem çirkinsin. Ay. Ben acıktım bunlar ya. Sen bayağı sakarsın ha. Sen de bayağı sülüksün ha. Bak şimdi izin verirsen ormanda tek başıma bir yürüyüş gerçekleştirmem gerekiyor tamam? Hadi hoşça kal. Ya saçmalama kendi ağzınla söylüyorsun. Orman burası. Karşına her türlü musibet çıkabilir. Çıktı zaten. Şimdi gerçekten gitmem gerekiyor tamam? Hadi hoşça kal. Bora, emmesinin bülbülü. Bora! Ulan ta nereye geldik ya? Kaybolmasa çocuğu. Çağım sen neredin? Açım diye ekmek arası yapmıştım, onu yere ufalıyorum baba. Sebep? Kaybolursak yolumuzu bulalım diye. Bir masalda okumuştum. Cenab-ı Mevlam kimseyi evladıyla sınamasın. Yazık. Yeğenim, neredesin merak ettim. Bak kalbim nasıl atıyor. Hele ben, bak vallaha kurdeşen töktüm. Sen burada tek başına ne ediyorsun, he misinin kuş burnusu? Hiç öyle şey, normal. Duruyor, bir şey yapmıyorum. Ay, ay, çok şükür bitti. Tabii genç insanlar kanları kaynıyor. Biz sizi rahatsız etmeyek, he misinin aynısı. Ay, yok, 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 durun. Siz yanlış anladınız herhalde. Ben ormana çıkmıştım tek başıma yürümek için. Ondan sonra o da işte arkamdan gelmiş ormandayız diye. Ondan sonra ben tek giderim dedim. Sen dedi yok dedi. O sırada kendi kendime şarkı tutturmuşum. Ben de dedim şu kendi kendime şuralarda birazcık böyle çökeyim de kendi kendime işte keşke bir de sazım olsa falan diye şey yaptım. İşiyordum ben ya. Olur tabii canım. İnsanlık abi. Oha! Ayı! Teessüf ederim hemşire hanım ama. Çağım, o ufaladığın ekmeğin arasında ne vardı? Bal var baba. Daha var yersen. Yok, yok. Sayende başka bir şey yiyecek. Eyvah! Ne yapacağız şimdi ya? Ben hallederim. Bavra! Bavra! Bayıl! Durun! Durun! Ben ne edileceğini bileyim. Ölü taklidi yaparsak bize dokunmaz. Herkes hareketsiz kalsın. Vay namussuz. Bizi yemekte kaçtı. Kaçın lan muhteşem kaç. Kaçın lan. Kaçın lan.
burada emekliliği gelmiş adamım. Ne böyle aksiyonlar yaşayayım ben? Oğlum atsana şu ekmeği. Atmam. Günah. At ulan at! Muhteşem. Bizim kurtumuz ayı bağırıyor. Sen neyin peşindesin oğlum? At canım! Muhteşem. Ne oldu? Gitti mi? Kurtulduk mu? Oh! Çok şükür kurtulduk. Çocuklar! İyi misiniz? Çok merak ettim, iyi misiniz? He, çok vallahi çok merak ettim. Ne halde? Bir şey yok abi. Erkekliğin düşmüştür. Buracığım, haydi gedek oğlum. Bazıları bugün gerçek yüzü gösterdi. Hemşire hanım, siz de bizden gelin. Arabada yer var. Haydin gedek. Muhteşem, sana bağırdığım için özür dilerim. Aşk olsun enişte. Haydin abi. Sen de gel, ayrı durmayak. Tehlike hala devam ediyor. Beraber hareket etmeliyiz. Beraber hareket etmeliyiz ha? Ya, tamam hadi bak son kez daha deniyorum anne. Ya yok anne ya, vallahi yeter ama ya. Bu ne ürküyor ne sıçıyor, her yolu denedik ya. Yeter, ben gidiyorum ya. Ürkmeyin. Kolay gelsin Hamdi abi. Eyvallah Marum. Buracığım, besmele çek sağ ayakla gir oğlum. A burası artık senin olacak. Yeşil yurdun göbeğinde, en merkezi yerinde harika bir dükkan. Şimdi burayı bugün satsak kaç para eder? Vallahi su içinde 60.000 papel Boracığım. Marif abi! Marif abi! Marif abi nerede? Oh, oh! Ya ne diyorsun orada Marif abi? Marif abi! Vallahi buraya geldiğini duydum. Hemen yan dükkanın kirasını ödettim Marif abi. Gene Rıza, gene Rıza. Ne kirası Rıza'cığım? Haydi geç sen oğlum. Geç sen git, haydi. Ne kirası diyor ya? Ya zengine ne konuşuyorsun Marif abi? Marif abi, ustam sorayım. Şimdi siz bu Salih dedenin fişini çekerseniz eğer, Allah uzun ömürler versin. O zaman dedi miras paylaşımında siz bu küçük dükkanı birine kaktıracağınız ya. O zaman diyeyim, biz kirayı sağ mı verecek yoksa o kaktırdığına mı? İndir ulan şu halini. Hadi Rıza geç artık. Bak gitmeyin. Ya ne gitmesi Marif abi? Seni bulmuşum, dur iki dakika anladım ya. Marif abi, ustam çok mağdur. Yemin edeyim vallahi bak, siz bu dükkanı ikiye böldünüz ya. İki dükkanın da elektrik sayaçları aynı olmuş, biliyor musun? O yüzden benim ustama elektrik parası acil fazla geliyor. Marif abim, oh, o iki dükkan bölündü ya, dükkan ikiden oldu, ondan öyle oluyor yani. Gel ulan artık! Oldu olacak, çıkar dükkanın tapusunu göster pezevenk. Yürü git lan şuradan. Ama Marif abi, baktırdın mı? Gel ulan şuradan. Marif abicim, bu elektriği konuşmadık. Ulan şuradan. Ya en azından şu kirayı al, kirayı. He, ben onu alam, sahibine veririm. Boracığım, birlikte bir kebap mı yesek oğlum? Sen ye amcacığım, ben bölmeyeyim. Ya nasıl da şakacı ya? Ben şimdi tükkanı ikiye böldüm ya, o da ben bölmeyeyim diyerek de bana laf sokuyor. Olsun, soksun. Hakkıdır Hamdi abi. Oho Hamdi abi. Rıza. Rıza'cığım. Seninle şu kira meselesini konuşalım mı güzel kardeşim? Abi. Aynı evin içinde neye telefonla çağırırsın? Hayırdır? He oğlum biraz oturak hallaşak dedim ya. Ha.
De bakalım, Almanya mı güzel bura mı? Yok be abi. Hiçbir memleket buranın yerini tutamaz ya. Ya oğlum dön o zaman, bok mu var Almanya'da? He bok var. Ben Almanya'da bok temizliyim abi, tuvaletçiyim. Sen ne diyeyim dedin? Ne diyeyim dedin? Bok temizliyim. Benim kardeşim çircilerin Remzi. Anamıza en çok benzeyen yiğit kardeşim Remzi Almanyalarda milletin ardını temizliyor öyle mi? Elin hansı geliyor patır patır sıçıyor, benim kardeşim de gidiyor ona peçete yetiştiriyor öyle mi? Yok tabi abi, şimdi öyle dersen yani. Ne diyeyim Remzi ya, ne diyeyim babam, benim burada ciğerim yanıyor, ben ne diyeyim, ne diyeyim. Ben bazen burada kendi bokumla bile yüzleşemeyim. Sifonu çekeyim, ardıma bakmadan öylece gideyim. Ama sen orada milletin bokuyla yüz göz olmuşsun Remzi. Bir de yağlı ile. Oraya dönmek yok Remzi. İtiraz yok, burada kalacaksın. Bu evi de senin üstüne yapacağız. Dükkanı da muhteşemle beraber işletirsiniz ha? Benim en sevdiğim adım sensin. Ne yapıyorsun? Ay! Bak gene ya. Yüreğim ağzıma geldi. Heh, olmasın öyle şeyler. Benim daha çok işim var o yürekle. Dokunma! Sana ne dedemin fişi? Bak Vecdi enişten seni arıyor, daha haberin olsun. Bir bitemediler be kardeşim. Ama siz de amma didişiyorsunuz ya. Ben sizin gibi aile görmedim ha. Vallahi. Ya merak ettim, soracağım. Siz hep böyle miydiniz ya? Yok canım, eskiden böyle değildi. Ben küçükken hiç değildi. Ne güzel çocukluğum oldu ya. Şu bahçede sabahtan akşama kadar top oynardım ter içinde. Babam mangalın başında. Bir de iddialıydı mangalda rahmetli. Böyle bir havalar falan. Evin kadınları mutfakta şov yapardı. Böyle bir sofra kurulurdu. Saatlerce başından kalkmazdı. Amcamlar komik hikayeler anlatırdı. Saatlerce. Sonra ne oldu peki? Bir gün yine dedem pavyondan geldi. Babam çıkıştı dedeme. Dedem de çok sinirlendi. Çok büyük tartıştılar. Dedem de kovdu bizi o gün. Babamın çok ağrına gitti. Sonra İstanbul'a gittik. Babam çok seviyordu buraları. Yapamadı İstanbul'da. Birkaç sene içinde de kalpten gitti işte. Ya işte böyle İstanbullu olduk. Toprağım. Toprağım da neymiş? Yok artık. Devrem. Ha sonunda aynı dili konuşmaya başladık ha. Hafız. Ya öyle oldu başkan. Hadi neyse sen çık artık da, benim biraz işim var. Müdür. Hadi bakalım, ben kaçtım o zaman ha. Baboli. Tamam. Hacı dayı. Tamam. Kolay gelsin sana ortim. Sağ ol. Moruk. Hadi bakayım, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kankiletto. Aa. Kankiletto neymiş be? Şimdi buldum. Aa pardon. Sinirlenince içinden canavar çıkar, yengemin içinden fedon çıktı. Ceviz mi o? Ha ceviz. Heh, ceviz tamam. La oğlum siz ne kadar benzersiniz ya. Vallahi bundan sonra size tek yemeye vereceğim. Şaka değil de. Koçum, aslanım benim. Sana mayış vermiyorum diye sakın sinirlenme, tamam mı? Ben seni çekirdekten kuru yemişçi olarak yetiştiriyorum. Haydın, haydın aslanlarım. Haydi işinizin başına. Teslimatı yapınca beni arayın ha. Haydın. Gel muhteşem, gel bak işte dede en tüken bura. Ölçüleri iyi al bak, her yeri iyice ölç. Allah'ım sabır ver ya Rabbim ya. Ne oluyor Acep? He? Oğlum lan yani tükenin ölçülerini alayık. Muhteşem çağım, bak aynı dediğim gibi her yeri ölç.
Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın bu dükkanın başına sen geçeceksin. Leblebi hala sıcak. Yeni kavrulmuş olabilir. Muhteşem. Dokanma oğlum, hadi sen dışarı çık Allah aşkına. Peki tamam, ben dışarı çıkayım da dükkanın önünü ölçeyim. Bakayım kaç bin santim. Ya abi, bu daha sepetin yanında durmasını bilmiyor. Koca dükkana nasıl bakacak? Kolay gelsin. Hoş geldin avukat bey. Hoş bulduk. Sizin işlemler için tabakada sıraya uğradım da. Sizin bilmediğiniz babanızın üstüne bir mülk gözük. İsterseniz bakın. Bakayım. Haydi eyvallah. Darende de ev, bir de tarla. Allah Allah. Bütün denklemi bozan bir bilinmeyen daha. Gidip bir bakayım şuna. Yok ya. Yaloz git de onların da üstüne kon değil mi? Ben de geleyim. Kıllik. Hırto. Soyha. Zırto. Tırrık. Hırto. Cücük. Zırto. Zibillik. Ve hadi sen de gel. Çam, tükene sahip çık. Besmen mi? Tükene yolla senin çırak, iki saat baksın kurban olayım. Bak etraf da yemyeşil ha. He. Yalnız havada böyle eski bir koku var ya. Nane nane bak. Ya ne nanesi Allah aşkına. Bariz ısırgan bu. Hani? Hani ya hani? Aha. Aha bak. Hani ısırmayayım? Tablam. Aman neyse. Demek ki torpak bereketli. Evde kim oturuyor acaba? Kimse kim? Ne diyeyim ya? Son abla. Selamın aleyküm teyze. Baş baş, baş baş. Beyinize baktıydık. Ne vakit? Şu vakit. Nerede? Kim nerede? Beyim, beyim. Biz de onu soruyoruz. Beyin nerede? Bilmiyorum. Her sene gelirdi çocukları görmeye, bu sene hiç gelmedi. Vallahi geldik, geldik. Vallahi ne diyorsun ya? Teyzem, mühim bir konu vardı. Müsaitsen içeride konuşak. Ne konuşak? Mallarla mı ilgili? Ha ha! Allah'tan bak, onu hemen anladı. Kullanmak için mi, satmak için mi? Vallahi önce kullanırız, sonra gerekirse satarız yani. Bu ne kadar kilit ya? Geç. Geç, geç, geç. Geç. Eğim, eğim. Eğim, tiken koymuş. Batı iyi. Deneyeceksiniz. Çarşaf verem. Çarşaf? Ha, yok kalmazık. Giderik ev yakın ya, nedir ki? Giderik değil mi Marif? Ya neye kalak? Şimdi teyzem ben direkt konuya girem. Bir kere burası dağ başı değer. Coğrafi olarak dağbaşı olabilir ama mecazi olarak değil. Şimdi şeyle ki, bu oturduğu ev bizim. Anlamadım. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok teyzeciğim. Yıllardır 5 kuruş ödemeden oturduğumuz bu ev bizim. Yani bizim derken hepimizin, Malatya'mızın. Ne diyeyim ula? Teyzeciğim, seni tebrik edeyim. Sebep? Biz Malatya'yı Güzelleştirme Derneği'nden geldik. Mal der. Mal der. Mal der. Malatya'mıza böyle güzel bir evi kazandırdığınız için sizi tebrik edeyim. Yaz abi. Ev çok güzel. Ne diyeyim Marif, ne yazam? Mallar dediniz. Ama ne güzel sallanıyordunuz ya, durun siz. Lütfen sallanın. Mallar dediniz. Abone. Abone ne oluyor? Teyzeciğim, varsa bir soğuk su alam. Vallahi boğazım kurudu. Allah kitap aşkına, ne olursunuz. Lütfen.
Malder ne ya? Abi, bu adam kim? Babam, konuyu değiştirme ama. Çabuk yedek abi. Zira babam doğum kontrolüne inanmazdı bileyim. Vallahi mirasa yeni ortaklar çıkarsa bu denklem beni bile aşar. Doğru diyorsun la. De haydi. Haydi. Hoş gelmişsiniz kardeş. Yok yok yok. Kardeşler. Mal der biz. Yemek yemeden bırakmayın. Yok. Geldik de geldik. Sağ ol. Şşş. Buraya bakın hele. Biz yedirtmeden bırakmayık. Neyi? Size de zahmet verdik. Ne zahmeti? Zahmet neymiş? Onca yıl gelmişsiniz. Zahmet mi olur? Kardeş, ben seni birine benzeteyim ama kime? Beni. Genç iken Cüneyt Arkın'a benzetirlerdi. Müsaade izle bir göstereyim. Dönerim ulan! Tamam tamam, sen niye öyle şey yapıyorsun abi? Ha, o genç iken oluyordu da. Demek için olmadı. He. Hilmi, hele gel bir azıcık. Aman canım, insan insana benzer sonuçta. Deveye sormuşlar boynun neden eğri, o da demiş ana babam torpaktır. Kusura bakman kardeş, beklettik. Anam paça yaptı, umarım seversiniz. Bayılırız canım. Paça benim için bir yaşam felsefesi. Vallahi paçayı zor kurtardık. Kardeş, iyi misin? İyiyim. Buyurun. İlik yiyeyim mi kardeş? Kelle de var. Yanak yiyeyim mi yanak? Biz yanağı yedik zaten. Yanı gelmeden. Malder'den geldik biz. Nasıl? Yer yer, yemez mi? Yanak, yürek, hayat bunlarla güzel. Duzu eksik. Kardeş oradan tuz koy. Yok yok. Onun tuzu iyi, ben ayarladım. Sinirimi ağırlama Arif. O tuz konacak. Bu paçaya bir tutam daha tuz koyulmayacak. Sensel lan! Dostuz baba! Mal der biz. Mal der. Bu evdeki baharat tartışmalarına benim de diyeceğim var. Hiç karabiber dökmüyünüz. Karabiber de tökün. Koy la tuzu. Koy yoksa gebertirim sizi. Gebertirim ve dönüp arkama bakmam bile. Koy la tuzu. Tek artık şu tuzu abi. Senin tuzun kuruna geldiysen sen döş. Ölen! Misafirlere rezil ettiniz beni. Ana! Kaç kere diyeyim? Ha? Sofrada silah çekilmeyecek. Kaç kere? Mal der biz. Mal der. Ulan, sabahtan beri mal derdiniz. Ne ayaksız la siz? Mal almaya mı geldiniz? Yok abi, sizin malınızı almak bizim rahatımıza. Bizim zaten kendi malımız var. Biz kendimiz ürettik zaten malı. Kendiniz ürettiniz ha? Rakipsiniz ha? Kim gönderdi la sizi? Ha? Teki tayrın adam mısınız la siz? Delik, olak mı delik? Lan açın bari! Aç abi aç! Ne
Cenderme geliyor abi. Bütün keneviler malları yaktım. Kaçmalıyız çabuk. Kaçın. Evi de yakıp kaçın. Evi yakmayaydınız bari. Lan de haydi gelin gelin. Mal deriz biz. Kardeşim kal. Mal der biz. Mal der. Niye anlamıyorsunuz? Marif! Neredesin? Abo! Burası ne abi? Acı acı kokuyor, ciğerime işledi. Marif kardeşim yalnız koyma, neredesin sesime gel! Neredesin? Aa göreyim seni. Abi nasıl içine geçeyim? Başım dönüyor. Çok dönüyor. Kendine gel. Abi kendine gel. Eyvah. Çabuk kaçak. Lanet olası aylasızlar peşimizde. Koş koş koş. Kaza bas Marif. Basam. Bas kaza Marif. Basam. Kaza bas Marif. Basam. Bas kaza Marif. Kaza bas Marif. Bas kaza Marif. Kaza bas Marif. Abi bir şeyler eksik. Direksiyon yok. Nerede yok? Burada yok. Şu hayatta bir direksiyonu vardı. Onu da çalmışlar. Ben şimdi direksiyonsuz nasıl yaşarım? Oğlum nasıl yok ya? Burada bir yerdedir. Eyvah nasıl bir şeydi? Böyle çevrilen, sevimli, yuvarlak bir şey işte. Bu mu? Dönüyor mu? Dönüyor biraz. Ver döndüğü kadar. Uyanan bu nasıl yolumuş? Get get bitmiyor ya. Midem bulanıyor Marif. Yavaş sür. Daha sürmeyeyim ki. Psikolojiktir o. Sürü psikolojisi. Benim kafa yine gitti. Marif. Benim kafam çok fena ya. Abi gerçekten de kafan çok fena. Ne oğlum la? Ne yapıyorsunuz lan burada? Uzaylılar. Bizi armaya geldiler. Ne uzaylısı lan? Çıkın dışarı. Sen çık deyince çıkacak dünyalı yok senin karşında. İti. Çıkın lan dışarı. Çık. Kaç. Kaç. Bırak. Marif, Marif. Bak sota bir yer gördüm oraya kaçayım. Haydi. Gel. Kardeşim. Abi. Burada saklanacak. Belki günlerce aç, susuz burada bekleyecek Marif. Korkuyorum abi. Korkma. Bizi burada hayatta bulamazlar. Ne yapıyor lan bunlar? Yakılan uyuşturucunun dumanı çarptı herhalde komutanım. Alın bunları gidelim. Baş üstüne komutanım. Bir kendinize gelin. Bu ne kadar güzel. Komutanım bundan daha var mı acem? Ne işiniz vardı o evde? Ne işiniz vardı o evde? Bana bak. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Bu nobran tavırların lan eskerde seni çok döyerler. Bak kardeşim. Biz aylardır orayı gözetliyoruz. Anlatın işte. Evde de vardınız. Evde dede mi vardı? Hakikat. Vallahi ben görmedim göreydim derdim. Ben de görmedim. Ebem de mi vardı? Ebem yoktu. Ben doğarken vardı. Ama sonra yoktu. Emel nereye geldi? Beni bıraktı. Ya sabır. Ya sensin sabır. Ulan şimdi sizin... GBT'lik temiz komutanım. İyi. Atın bundan galakları içeri. Adam gibi ifade verebilecek duruma gelene kadar... nezarethanede beklesinler. Komutanım bir dakika. Bana bedava çıktı, alabilir miyim? Hay Allah'ım yarabbim. Bence alabilmeliyim. Abi.
Senin kafan çok güzel ya. Hakka? He. He. Benim kafam çok güzel. Kafaya bak ya. Kız ben sana başında bekle demedim mi ya? Kim bilir ürktü de mi sıçtı? Türkan kime diyeyim? Ya uf! Telefonun şarjı bitti, fişe takmaya gittim anne. Ya ben burada keçi götümü bekleyeceğim ya. Allah Allah. Sen de anne deden gibi fişe bağlı yaşın Türkan. Ya sabır cephe Rabbim. Alo. Hocam, keçi sıçmış da ben yanında yoğdum. Ürkmüş de sıçmış olabilir mi acaba? Şimdi ürkmüşün ki büküm büküm olur öyle mi? Bakayım hocam. Çok şükür Büküm hocam. Peki hayvanın sureti, bakışı nasıl? Vallahi düğünümde kaynanımın sıfatının tıpkısının aynısı hocam. Mal mal bakıyor. Mal gibisi olmaz. Ürkmemiştir. Yetim hakkı yemiş zalim gibi bakması lazım. Sütünü de getirirsin, tamam. Hadi. Allah'ım çok şükür Malatya'nın sevilen bir kişisiyim de masum olduğumuzu anladılar. Marif, o evden kimseye bahsetmek yok. Dün gece asla yaşanmadı. Gece? Hangi gece? Ne din ya? Baba! Hop! Bak muhteşem da geldi. Saatler olsun. Saçlar şekil olmuş. Sağ ol. Muhteşem sağ ol. Ne dedin evdekilere? Babamla amcam yemiş kurutmaya gitti dedim. Kimse bir şey anlamadı. Essa. Bak aferin. Çağım biz yokken evden böyle bir şey olmadı değil mi? Kader yengemin bir tabağı kırıldı. Nurgül yengemle halam tartıştılar. Bir de Vecdi enişteyle Remzi amcam Bora'yla anlaştı. Lan! İsyan ha! Bu pikap ilk defalık sınırını aşacak, yürü! Sevgili yeğenlerim, sözleşmeye bir göz atalım. Eksik yedim olmasın. Aha gel Maruf bak. Gel seni soy. Ha. Seni tırrık seni. Yedi babanın tek çocuğu Vecdi. Sen mi girdin la bunların aklına? Abi kafamın sakın! Kafamla ilgili tek laf edeni vururum. Gelelim konuya. Ne oluyor la burada? Baktık ki sizden hayır yok. Biz de toplanıp bir an evvel bitirelim şu işi dedik o kadar. He. Ayrıca nedense ne vakit bir paylaşım yapsak siz en fazlasını alırsınız. Hiç eşitlikçi değil abi. Eşitlikçi de neymiş ulan? Lafa bak hele, eşitlik. Sanki malak yuvayı kurmuş pezevenk. Lüzumsuz yere küfür etmeyelim lütfen. İkinizi de uyarıyorum. Bir an önce şunu imzalayalım, bilsin gitsin. Kaleminiz? Kalem? Marvicim kalemini alabilir miyim? He. Ben çeneme kalem getireyim, geleyim. Ver bakayım lan şunu. Anam! Bana kabaklığı kalktırmışlar abi. Gitti dükkanım ya. Gel Maruf gel. Sen dur hele. Ben ne edileceğini çok iyi bileyim. Sen kendini çok serin tut. Bir üzerliği çağırayım hele bir bak. Oha! Aşkım! Allah'a sen güzellik ya. Allah'a sen ya. Koş Nurgül'e müjdeyi yetiştir. O da burada Malatya'da sizinle birlikte kalacak. Abi o saçını mı? Öyle oluyor, arada oluyor. Gel hele gel. Remzi ile beraber burada kalmaya karar vermişsiniz. Çok sevindim Nurgül. Hicim dedi ki biz de yakına taşınacakmışız. Çocuğu da beraber büyütürüz artık. Hiç çıkmam ben buradan. Her işi beraber yaparız, merak etme sen. Zaten Almanya'dan iyiymiş. Malatya gibisi mi var? Ay kalırız burada iki elti. Remzi! Morgan nicht Deutschland gehen. Werde ich mich nicht nur von dir scheiden lassen, sondern auch die Stücke schneiden. Ich soll auch noch bei dir bleiben. Schau sie dir mal an, ein Idiot und ein Trottel. Heute Abend wird diese Einigung stattfinden. Und dann, morgen, wir gehen Deutschland zurück.
Çekimser. Gene olmadı. Gene bir çardak krizi. Remzi'cim, madem yarın gidin, gel artık üçümüz bir anlaşak. Anlaşma şu. Biz Marif'le ana dükkanı işletip Sakar'dan pay verik. Aynı zamanda bu evin kirası da sende. Ha. Ana dükkandan bize de pay geliyse olur. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Ana dükkan bende, Vecden işte evi Ali, burada ikinci dükkan. Allah büyük. Kavaklığı kalktır Marife. Ana dükkan bende. Gerisi size bıraktım. Vallahi da bıraktım ya. Bana uyar. Hadi bir şeyler yiyelim ya, ben çok acıktım. Ana dükkan ikizin olsun, evle küçük dükkanın yarısı benim. Vallahi. Olur. Olur artık, çok oldu Remzi. Ana dükkan da neymiş? Eşler de. Ya hiç Rabbim verdi vallahi. Verdin mi? Yoksa bu bir oyun muydu? Döndük başa. Üçümüz bir. Değiliz. Bak küçük dükkanın artığını kakalıyorlar. Eşler değil. Bana uyar. Hı? Vecden işte. Olmaz dedim. Hoş değişiyle anlaşmaya gitti. He. Ozan sen, ben, abu arkadaş biriz. Bu kim var? Bilmiyim. Sabah beri sorasın var. Sen kimsin? O da bilmiyor. Bora ben keçi biriz. Değiliz. Yeter! Bana uyar. Yeter! Kavaklık benim, dükkan senin ya. Yarın yola çıkacak bu çocuk. Hadi yataklara, hadi. Haydi bakalım. Bağımın gözlerinden öptüm. Şimdi sıra sizde. Gitme vakti. Remzi'cim, biz seninle artık telefon ya da WhatsApp'la bir şekilde haberlaşırız. Ben bütün gece düşündüm. Benim oyumu ablam kullansın. Abbası kurban olsun. Ya bu zihin ya. Bu vefaya kurban olmamak mümkün mü acaba? Remzi'cim, oyun bana emanet güzel kardeşim. Aklın sakın geride kalmasın. Geçti. Vallahi abin dururken bacına uygulandırtma şeysi falan hiç hoş olmadı kardeşim. Aşkım! Oh! Neyin var? İyi babe, çok iyi. Harika vallahi, hadi hazırım gidelim. Hadi. Nurgül, sancı mı geldi kızım, iyi misin? İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Maşallah çok iyisin. Al bu da sana benim hediyem. Hadi Marif abi öpeyim. Aman ya, ya da bekilirim. Aa, geliri çay kalırım valla. Geliyi bizim oğlan geliyi. Gelmiyor. Gelirse bilirdim. Ben gelene gitmem çünkü. Hadi Almanya'ya gidiyoruz. Almanya'ya hadi. Ya yok, bu sancıdan ne dediğini bilmiyor ya. Yürü. Muhteşem, sen arabanın başına geç. Remzi sen bizimle gel. Hiç Marif siz de gelin. Hadi. Biz de buna gelin. Hiç kalabalık etmeyelim. Biz gidelim. Hadi. Yok ya, sen iki öyle yalavuz bırakalım öyle mi? Yürüyün, hadi gidik. Haydi, yürüyün. Çocukları içeri al, hadi. Hadi. Geç, geç, geç. Geç, geç, geç. Ya kapıyı niye kapamadın? Muhteşem, kapıyı niye kapamıyorsun? Oğlum ben mi kapatacağım? Bak oyun neye çıkıyor? Gel, yaşlı kızım, kapı kapatacağım. Anne, araba çalışmıyor. Hastaneye sür Muhteşem. Hayır, havalimanına gideceğiz. Aşkım, çocuk geliyor. Bu çocuk Almanya'da doğacak. Bok var sanki Almanya'da. Evet abla, bok var. Ya şu örnekten bir uzaklaşın artık. Bizim hastaneye gitmemiz gerekiyor. Havalimanına gideceğiz dedim. Ya Safak geliyor, karar verin. Yenge, bu araba da Alman malı. Burada doğsa olmuyor mu? Aa, bu nasıl bir zihin ya? Sür hastaneye. Havalimanına. Ya yavaş Muhteşem, yavaş! Ya bu Muhteşem atarım oynuyor acaba. Ben alışık değilim bu tarz aksiyonlara. Hadi Boracığım, yet de beni eve bırak. He, bırakalım da yet de Bora'yla anlaş, değil mi? Sen de sorlasın Allah sen ya. Bahile, yemin ediyorum eğer aklımdan böyle bir şey geçtiyse... ...şuradan şuraya gitmek nasip olmaz. Kamyon! Lan! Neye durdu? Çağım neye durdu? Benzin bitmiş baba. Çok uzatmayacağım. Sen ne kadar iyi bir insansın ki o güzelim Almanya'dan vazgeçiyorsun. Havalimanı da! Abla,
Enişteni dövsen bağır, Hüseyin misin? Hiç tekizmem, dön gide! Yaka, benim bulacağım onu, elim yok. Mahrum, çek arabayı. İneceğim ben, imdat! Ne yapıyorsun? İmdat! Dön bıçakları, imdat! İmdat! Güzelliğe bak Remzi. Hı. Bu nerede olsa orada mutlu olur insan. Değil mi aşkım? Malatya'da kalalım dedin değil mi? Kalalım tabii. Hı. Bizim burada kalmamız için konforlu bir hayat yeter. O evde dükkanda bizim olacak Remzi. Uy, nasıl tatlı, şuna bak ya. Tatlıları da annesinden almış. Değil mi tatlı? Aynen. Anne müjde, Nurgül yengem doğurdu. Aman iyi bak, bize faydası ne? Asıl sen beni dinle, benim sana acayip bir haberim var. Oğlum İvan maçta 3 tane gol attı. Benim vallahi ev hayatı yaradı çocuğa. O direkt mi? Hep yek böyle bir şey yaptı. Ne diyorsun ya? Lan aslanım benim be. Versene kutlayayım yıldız futbolcu bu. Yok yanımda değil, ben tribündeyim annem. İyi tamam, ben onu ararım. Anne ne olur yalnız bırakma, şimdi üşürler onun başına. Yok yok, merak etme sen. Bora çocuk erkek oldu değil mi annem ya? Şimdi biraz ortak çıktı o. Anne saçmalama, kurban olayım. 3 saatlik bebek neyin ortak oluyor ya? Hadi kapatıyorum ben, görüşürüz. Görüşeceğiz tabii, annenim ben senin. Ha biliyorum annemsin, görüşeceğiz hadi. Perdin. Merhaba, Nurgül yengem doğurdu. Darısı başına. Bakacağız artık. İstanbulluluğumuza takılmayan bir kız bulursak. Bulursun ya, İstanbul'da kız çok. Allah Allah. Kimse sana laf sokarken çok güzel olduğunu söylemiş miydi? Sen beni bir de küfrederken gör. Üf. Sen akşam ne yapıyorsun? Boş musun? Boşum. Hah, Allah boştur, onu sevmez. Ben yemeğe çıksana. Yani hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? İyi. Ben 5:30'da çıkıyorum. 6:00'da Yeşilgöl diye bir çay bahçesi var. Orada buluşalım o zaman. Yalancıya? Zorlama istersen. Nazlı yâri sonunda çılgın sözlerle kandırdın. Ey Rahman Rahim Rezzak Rabbim, ben vazgeçeyim. Bunu ancak bir canavar ürkütebilir. Abla ne yapıyorsun burada? Aa, keçi. Ürktü. Vallahi da ürktü, sıçtı. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya. Kabız mıydı hayvan? Gözünüz aydın. Türkan! Kız Türkan, poşeti getir. Hayvanın dübürü dile geldi Türkan. Ya anne bırak. Boşuna toplama. Şu habere bak. Bizim hoca dolandırıcı çıktı. Baksana internete düşmüş. Bırakın sizi. Lanet buz yaparım. En üstü sokmağın kazanında. En üstü sokmağın üstten bulama. Futbolcu ismi sayıyor lan bu. Ben fena oynuyorum. İyi anne, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Boku yedik. Alo. Ha İvan. Oğlum arıyorum 2 saattir. Niye açmıyorsun? Ha, ben sana duymadım. Gabari gabari. Söyle. Neredesin sen, o sesler de? Ah Bora, şimdi yeni biriyle anlaştı ben. Senin zaten hiç burada yok. Benim şimdi yeni menajer var. Onun partisindeyim. Ne demek lan yeni menajer? Oğlum 2 tane gol attın diye götün mü kalktı? Satıyor musun beni? Hey spok oyna, şimdi sakin ol. Sen şu an sinirli, ben seni sonra arayacak. Tamam. Tamam dur dur, bir sakin olalım. Sakin olalım. Zaten geliyorum 2-3 güne. Yüz yüze konuşuruz, olur mu? Kafan karışık, anlıyorum şu an. Ya ne ihmal ettim seni ya? Ben burada nelerle uğraşıyorum biliyor musun sen? Ne bastar ne diyel ayatava. O bu kadar kolay mı ya? Lan 6 yılımı verdim sana ya. Ne demek başkasını buldum? Kapatma. Dur bir kap... Ha Pervin. Ne oldu, nereye gidiyorsun? Bora hoşça kal ve artık benim peşimi bırak, tamam mı? Hayda ne oluyor ya? Ya Bora madem hayatında başka biri vardı, o zaman neden benim peşime düştün ki? Hayatımda ne... Telefon konuşmasını mı diyorsun? Ah futbolcumla konuşuyordum ya, İvan'la konuşuyordum. Hakikaten deli olacağım. Yok 6 yıldır senin peşindeyim ben. Seni biraz ihmal ettim, kusura bakma. Nasıl bir futbolcuymuş bu ya? Tamam al. Al sesini kendin duy. Al, arıyorum. Alo. Efendim, 1 saniye ben şimdi... Ya bırak Allah aşkına. Bora, sırf sen kendi gönlünü eğlendireceksin diye
Benim kalbimi kırmana ne gerek vardı? Sen ne vicdansız bir insanmışsın ya. Hoş, hepiniz aynısınız değil mi? Ya Pervin. Sakın. Sözleştiniz mi bugün arkadaş? Evet, sevgili ailem, prensesler ve değerli büyüklerim. Rica edeyim. Remzi'cim seni hemen yollayacağım. İki dakika dur. Evet, sizi buraya topladım çünkü sizlere rahat bir anlaşma ortamı sağlamak, birlik ve barabarlık içinde olduğumuz o eski günleri hatırlatmak için Abu Gasset'i izletmek istedim. Ben koyacağım. Oğlum bir saniye. Ben koyacağım. Çocuğum, Kadir. Net! O senin! O ne diyorsun? Ne bahsediyorsun? Hadi bir şey yap. Ekrem zaman ne bahsediyorsun yavrum ya? Misafirin önünde ya. Kumando nerede? Ana, Vicigil'in de günü. Ay gençken ne kadar yakışıklıymışsın Hicri dayı. Ben hala gencim, ben mi senin papatyası? Ben neredeyim ki? Daha hiç görünmedim. Ana! Allah'a sen özellik ya, Allah'a sen ya. Ne kadar güzelmişim gelin iken. Abu, Rıfat abime bak hele. Nasıl da iyiydimiş ha. Genciken bir halay çekti mi bütün kızlar ona bağırdı. Abim felaketti ya. Takı törenişin misafirlerimizi yerlerine gelin ve davarda sahneye alınacak. Takı töreni de başladı. Ya bu takı töreni çok sıkıcı oluyor. Bunu geçek. Kendin gelince neye geçeceksin? Muhteşem, devam et bayım. Ya resmen beni düğüne götürmemişsiniz. Senin de alacağın olsun enişte. Tövbe yarabbim. Emme ne alakası var acaba? Aba oğla! Taktığı takıyı geri almış. La yazıklar olsun sana, yazıklar olsun be. Ben senin düğününde 3 tane vurma bilezik taktıydım. Soyha! Ne alakası var acep? Ne alakası var? Bir kere ben o zaman Kadir'le evli bilem değildim. Yıllardır çaldığın yetmedi, düğününde de çaldın. Ben de sağa tükeni yar edersem. Tırrık! Yok ya, o iş o kadar kolay değil. En küçük benim, tükan da benimdir. Yıllarca siz yediniz ya. Sıra bende abi, bende. Bizim de hakkımız var. Yeter artık sustu. Ya sen ne hakkın var acaba? Enişte hakkı. Enişte hakkı. Yeter artık be, susun lan. Ne biçim insanlarsınız siz? Hangi ara bu hale geldiniz ya? Keşke gelmeseydim. Malınız da mülkünüz de sizin olsun. Ben hiçbir şey istemiyorum amca. Bravo çocuğa. Bazıları gibi mal değil, ilgi isteymiş. Kimin malı bunu açıyor? Benim malı. Thank you.
kalp kapakçığında küçülme var değil doktor. Babasının hastalığı. Doktor, kalp kapakçığı lazım değil. Nereden bulacağız ki abi? Ben bileyim nereden bulacağımız. Çok seyledin. Bileyim ama. Bir daha seyle doktor. Hiç umut yok mu? Maalesef yok. Bakalım şimdi. Her şey yolunda. Durumunuz da gayet iyi gözüküyor. Tamam hocam. Geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Aa. Bak kırdın kalbimi, ne oldu gördün mü? Şşt, sevgilim burada. Sevgilim kim ya? Çağırayım şimdi, görürsün kim olduğunu. Hadi gelin. Buram, annem. Oğlum ne yaptılar bunlar sana? Neler yedirdiler? Yağlı yağlı etleri dayadılar değil mi anne? Yok ya, olur mu? Tavuk yaptım, beyaz et, sağlıklı. Valla ben onun tarifini almıştım. Burada iki sesini atarken şimdi bana atıyla laf yapmayın. Ben burada açıklama yapalım. Çünkü ben onu tavuk... Kadir! Ne? Manyadın gene ha. Bora nasılsın? Allah rahmet eylesin. Aynen Bora. Büyük başın sağ olsun. Gani gani. Zevzek yemin ederim. Anlaşıldı sevgili muhabbet. Hayırdır İvan Efendi? Nasıl izin aldın da geldin menajerinden? Ha, o yıl anlaşamadı Bora. Şimdi yeni biri var. Privet Osnay. Süper süper. Kim o şerefsiz? O şerefsiz senin annen. Bak bak. Nikorovit! Tu. Sus! Ya bu kapakçıyı kimden aldıysak teşekkür etseydik ailesine. Buradalar mı? Buradalar emmisinin koççu, buradalar. Ama teşekkür et. Lüzum yok. Bora. Kalp atıysa sebebi vardır. Deden seni bekleymiş oğlum. Vay be. Kapakçık dedemden ha. Ya. A bu da sağ kapak olsun. Aman dikkat. Yorma kendini toprağım. Merak etme sen. Yormam orta.
Muhteşem, bu etler ne günah işlerde bu kadar yakın ya? Ya yemin edeyim kavaklığı da yakacaksın diye korkuyorum. Çağım bu ne ya? Kavaklığa internet kafe açmayı düşünüyorum baba. Civara baktım hiç yok. İhtiyaç var bence. Hah, arıyorlar. Alo, evet. Kavaklığa internet bağlatan girişimci benim. Aynen. Şahane. Kerçisine bol, en son bunları biçilecek. Bak gene kelebek lan gel. Ya bu kelebeğin ömrü bir gün değil mi arkadaş? Bir yıldır benim nedir bu çektiğim? Mehmet, oğlum o havuz dolmuş, daha ne suluyorsunuz ya? Bırak onu. Bırak babacığım. Hadi güzel güzel oynayın. Bak su sıçratman. Merak etme, kıpkırılmaz plastikleri çıkardım da. Doğum günü bebesine geldi. Bakalım yapayım mı bu ya? Hadi hep beraber hadi. Hadi toplanın hep beraber. Gel kızım. Baba. Gel gel Çağ, sen de gel. Kavaklıktan maden çıkmış, değeri 100 kat artar diyorlar. Benim internet kafe işi yalan oldu. Hiç derdin. Bir hiç derdi bu. Hem de hiç derd. Yeni de oylama yapmak lazım. Evet. Tabii. La kötü boklu kavaklık ne ara kıymete bindi, ben hayatta oylama yapmadım. Vakit bizim olan alma vaktidir. Yürüyün. Evet. Benim adım Hicri, dinle beni şimdi. Marifi boş ver, para aklı fikri. Sorun bakan Malatya'da o mu yoksa ben mi? Hadini bil be Soyhan, karşındaki Hicri. Hicri, Hicri, günaydın aşkım. Yine çok şıksın, bayıldım aşkım. Üzülme sen ye sırma da saçlım. Seni sinir edenin aklını alırım. Aç kulağını bak, Mehdi'dir adım. Kayseri gen gelir oyunu bozarım. Taze sucuk bastırma satarım. Sahalar da olsa benim harama bakarım. Bahri ne oluyor size acaba? Herkesin aklı para pulda. Üfletelim sizi bizim hocaya. Büyü var belli, yeter artık amma. Sebebim var kimse bilmez. Atayım var kimse görmez. Ey Malatya şan git herkes. Bu mesele burada bitmez. Sebebim var kimse bilmez. Atayım var kimse görmez. Ey Malatya şan git herkes. Çırçiler devrem su bitmez. Yetiş canım acıyor. Kalbim kırıldı ama atıyor. Reçetemde senin adın yazıyor. Bir gülüşün bile bana ilaç oluyor. Kalbin kırıksa röntgen çektir. Alçıya aldı iyi gelecektir. Her kuşun eti yenmez bunu bil. Sempatiksin ama kenara çekil. Kader mikrofonda goldir gitsin. Marif de yanımda kaldır gitsin. Önce bir herkes haddini bilsin. Mehmet orada oynama. Sopu yersin. Almanya'dan geldik biz buralara. Bizim borumuz yeter artık burada. Bu biz Remzi, bak hele bana. Bizim olacak bu evde dükkanda. Remzi geri geldi, açılın kenara. Burada bana sökmez hiçbir numara. Eşte de uğraşma boşuna. Alırım hakkımı gitmese de hoşuna. Hadi bitirin kaydı, elektrik gidi. Soyha! Gemileri yakarak bize fark etmez. Biz olmadan da mallar yenmez. Şişt.